Herkese selamlar. Domates aramızda. Domatesler yaklaşık olarak 1 metreye ulaştı. Şu an meyvelerde seyreltme yapıyoruz. Şu şekilde bir salkımda 3 veya 4 meyve kalması gerekli. Bunlar bir çeşit olduğu için, yani iri çeşit olduğu için mutlaka meyve seyreltmesi yapması gerekli. Şöyle gösterebilirsek, normalde bir salkımda 3-4 meyve olması gerekirken bu salkımda şöyle şurada 4-5-6-7-8 meyve bulunmakta. Bizim bunu yarıya indirmemiz gerekli. Şu şekilde ek yerinden meyve rahatlıkla kopabilmekte. Tam netleyemesek de şöyle, bu işlemi yaparken mutlaka eldiven kullanmak gerekli. Eğer hastalıklı bitkiniz varsa diğer bitkiye hastalığın bulaşmaması gerekli. Tekrar gördüğünüz gibi 3-6 meyve bulunmakta. Şuradan ufak olanları almamız gerekli. Şöyle makasla da yapabilirsiniz bu işlemi. Şu şekilde bazen çiçeklerin ucunda artı olarak dal çıkmakta. Bu dalları da makas yardımıyla kesebilirsiniz. Daha şu fazla çiçekleri de alabiliriz. Bunlar da domates tutmuş. Şu an bu salkımızda 3 tane var. Şunlar da meyve tutunca bir tanesini bırakıp gerisini yolmamız gerekli. Üç, dört de burada bunları kopartıyoruz. Şu an sabahın erken saatleri olduğu için serada daha arılar yok. Seramızın ısısı 19 derece. Buradaki domatesler bayağı irileşmiş. İkinci salkımız. Onlarda da aynı şekilde 3 veya 4 meyve bırakıyoruz. Normalde şu an seranın içi arılarla dolması gerekirdi. Hava kapalı olduğu için daha arılar gelmemiş durumda. Hormonlu diyenlere duyurulur. Kendi arımız olduğu için hiçbir tozlayıcı kullanmıyoruz.
Gördüğünüz gibi tekrar 4 tane bıraktık. Domateslerin iri olmasının sebebi bu. Normalde şöyle sayarsak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet çiçek bulunmakta. Bitki hepsi bunları besleyeceği için her bir meyve 50 gram olur. Eğer biz bu çiçekleri buradan yolup yarıya düşürürsek 100 gram olur. Daha da küçültürsek şu şekilde meyve ağırlığı 250 ya da 300 grama yükselmektedir. Pazardan satın aldığınız meyveler bu şekilde irileşme sağlar. Yoksa herhangi bir hormon ve benzeri ürünler kullanılmaz. Bitkide ne kadar az meyve varsa meyveler o derece iri olur. Tabii beslenme de bunun için de etkili. Bugün bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.